manşetlerimizden bir tanesi İslam'da kandil var mı? Bu konuda birkaç şey söyleyelim. Dün de kandildi, Berat kandiliydi. İnananların da kabul edenlerin diyelim. Kandil mübarek olsun. Çünkü ben Kadir gecesi, işte belki Berat gecesi hariç kandilleri şahsım adına kabul etmiyorum. Bu konuda söylemek istediklerim var mı? Bilgim yok Lidin. Mesela Rıfat yazmış panteizm geleneği diye. İlginç tabii. Paganizm mi demek istiyor bilmiyorum ama çok eski bir gelenek tabii. Rıfat yazmış panteizm. Bilmiyorum ne olduğunu panteizminde. Rıfat ne olduğunu açıklarsa. Abi şimdi kandil Osmanlı zamanında zaten bizim kutlamaya başladığımız bir şey. Diğer ülkelerde mesela diyelim ki İslam'ın çok geçerli olduğu ve dünya çapında kabul, Mısır'da falan kutlanmıyor yani sonuçta. Diğer ülkelerde de yok. Sadece Türkiye'de de var. Osmanlı ile başlamış bir şey. Ama şunu ayırt edelim. Kadir gecesini kastetmiyoruz. Yani Kadir gecesi zaten Kur'an'da da bin aydan daha hayırlı olan bir gece olarak bildiriliyor. Ama onun dışındakiler Osmanlı zamanında tasavvufla birlikte, hatta 900'lü yıllarda başlayan tasavvuf kültürüyle birlikte olan bir şey. Gecelerin hepsi Kadir Gecesi hariç Kur'an'da zaten kutsal olarak kabul ediliyor ve hiçbirisi birbirinden ayrı olarak kabul edilmiyor. Yani hepsi aynı olarak kabul ediliyor Kadir Gecesi hariç. Bir de burada hadis bakımından Berat Gecesi biraz olabilir. İsmi üstünde temizlenme niyetiyle tüm yıl yapılan her şeyi bir anda silinmesi, yani tövbe kapısının açık olması ile ilgili bir gece. O konudaki hadislerin kuvvetli olduğu iddia edilir ama diğer Miraç, Regaib ve Mevlüt Kandili çok tartışmalı İslam dünyasında. Daha doğrusu Türkler hariç kutlanmadığı için de biz hariç pek tartışan yok. Burada aslında söyleyeceğimiz olay bunlar ama tabii ki geçen kandilde de aynısını söylemiştik. Bu kandilde de aynısını söylüyoruz. İnananların ve kabul edenlerin. Sonuçta inanmak başka, kabul etmek başka. Ben Kadir Gecesi ve kısmen de Berat Gecesi var, işte diğerlerini kabul etmiyorum diye çok kendimi yormayacağım. Şimdi şey var tabii, bir de ben mesela şimdi Rıfat bir taraftan yazıyor. İlginç, benim de mesela tam hatırlayamıyorum ama tabii bugün bakınca geriye dönüyorum. Mesela şey derdik, yağ parası, mum parası, akşam oldu, kandil parası. Mesela niye yağ, mum var? Neden kandil parası kapılarda gezerek isteniliyor? Bu mutlaka bir geleneğin parçası bu. Yani öyle yüzlerce yıldan damıtılarak gelen bir şey. Bir bu yani o gün biz çocuklar tarafından uydurulmuş bir şey olduğunu düşünmüyorum mesela. Ama yani, anlamın derin anlamında bilmiyorum, açık söyleyeyim. Yani ama mesela bugünden sonra şimdi araştıracağım. Aklıma geldiği için Sinan Ateşli'nin o şeyini yayınlamasan hiç aklıma gelmeyecekti. Onu da evet söyleyeyim yani. Ya şey de var şimdi mesela Osmanlı'da işte hem Osmanlı'nın büyümesi hem de dinin, Müslümanlığın unutulmaması için bu gecelerin yaratıldığı iddia ediliyor. Öyle ortaya çıkmış. Mesela biz biraz önce mesela Sinan Ateş'in eşinin mektubunda da vardı. Daha 40'ı çıkmadan diye. İslamiyet'te 40'ı 52'si diye de bir şey yok aslında. Ama 52'si şöyle tıbben geçerli. Öldüğünüz zaman 52'sinde burnunuz düşüyor. Bu tutuyor ama 40'ı veya 52'si veya 7'si diye bir şey yok. Yani İslam'da aslında bunlar yok. Bunlar tamamen artık gelenek mi diyelim, başka şeyler mi diyelim. Çok da detaya girmeden söylemek istediğimizi söyleyelim diyorum. Hayvansever diyor ki bu İslam'da mezarlık da yoktur. Ölüm, doğum ve düğün ritüelleri şaman ritüelleri, cenaze kaldırma tamamen şaman ritüelidir diyor. Yani bence iç içe geçmişlik var. Hiçbir dinindeki geleneği sadece o, yani İslam dediğinizde kendinden önceki gelenekleri çöpe atmıyor ya canım. Yani İnsanlar birden her şeyi taşıyorlar sonuçta yani. O yeni inancın içerisine monte ediyorlar. Bunu görmek gerekiyor yani. Ya işte bir şey diyemiyorum. Kadir Gecesi'ni kastetmiyoruz zaten, onu söyleyeyim. O zaten Kur'an'da açık açık var. Onun dışındakileri konuşuyoruz.